Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazreti Masih Maud Aleyhisselatü Vesselam bazı eserlerinde Mesih ve Mehdi olduğunu iddia ederek hakkı arayan salih ümmetin salih ve amme insanlara şu yöne de dikkatlerini çekmiştir. Sebepsiz olarak kafirlik fetvası vermek yahut amme insanlarına insanların ulemaların arkasında yürümek yerine Allah'tan yardım dilemeleri gerekir. Ancak şart şudur ki tarafsız olarak, çekimser olarak Allah-u Teala'ya dua etsinler. O zaman Allah-u Teala mutlaka yol gösterecektir kendilerine. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Nişane Asumani adlı eserinde böyle bir yol göstermiştir. Tevbetün nesu ederek, yani iyi bir şekilde tövbe ederek iki gece namaz kılın. İlk rekatta Yasin suresini okuyun ve ikinci defa 21 defa İhlas suresini okuyun. Ve ondan sonra 300 defa salavat getirin ve 300 defa istiğfar okuyun ve ondan sonra Allah-u Teala'dan yardım dileyin. Sen gizli şeyleri bilirsin. Bu zat hakkında bana hakkı bana bildir. Ondan sonra tekrar yol göstermiştir. Tam çekimsel ser olarak bu istihare okumak gereklidir. Aslında tevbetün nesu çok büyük bir şarttır. Hiç kimse buna tabi olmazlar ve ulemalar asla bu şartı yerine getirmezler. Yani tevbetün nesu demek tam içtenlikle tevbe etmek. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki eğer kin ile kalp dolu olursa ve kötü zan üstün gelirse o zaman insanın kafasına kötü düşünceler gelecek. Bazı insanlar derler ki biz çok dua ettik ama hiçbir doğruyu göremedik. Eğer kalpte kin varsa o zaman şeytan gösterecek, Allah-u Teala yol göstermeyecek. Aynı şekilde ulemalar ve salih insanlara da özellikle Kitab-ül Beriye de onlara muhatap olarak Allah-u Teala'dan yardım sormalarını tavsiye etmiştir Mesih Maud Aleyhisselam. Fakat kin dolu ulemalar buna asla amel etmezler buna göre. Ve amme insanlarını dahi batırıyorlar kendileriyle birlikte boğuyorlar. Fakat buna rağmen kalbi temiz olan birçok insan bu yola başvurur.
ve onlar Allah'tan yardım dilediler ve Allah-u Teala da onlara yol gösterdi. Ve bunun dışında da bazı tabiatı sayid olan, iyi olanlar daima hayır ararlar ve Allah-u Teala daima onlara yol gösterir. Kısacası bu zamanda dahi, bu günlerde dahi Yüce Allah Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu ispat etmek için hakkı arayanlara yol göstermektedir. Ciddi olanlara mutlaka yol gösterir. Şu anda ben bu gibi insanlardan bazı hadiselerden bahsedeceğim. Hadiselerinden. Birkaç tanesi. Tebşir'in raporuna göre Arapça masası onlara rapor vermiştir. Bu Nisan ayında Ali Varul Mubashir Arapça bir programımız var MTA 3 üzerinde. Orada Mısırlı bir dost Abdubakar Muhammed Bakar telefon ederek anlattı ki ben Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği yola göre istihare yaptım. Ve dua ettim. Aynı gece rüya gördüm. Ben geçmiş bir akraba yanın bir parmağımı kaldırarak coşkulu bir şekilde ona bir şey söylüyorum ama söylediğimi ben duyamıyorum. Rüyamdan uyandığım zaman ikinci gece yine aynı şekilde dua ettim ve arz ettim. Ya Rabbi bana açık bir şey göster. Ki kalbim açılsın. İkinci aynı rüya gördüm. Aynı akrabanın önünde duruyorum. Ve parmağımı kaldırarak diyorum ki üç defa söylüyorum. İnnel cemaatel ahmediyyata cemaatul hak. Allah adına yemin ederim ki Ahmediye cemaati asıl doğru cemaattir. Ondan sonra Allah-u Teala bana biyet etmemi bana nasihat etti. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi bir gün dua ederek bırakmayın, ciddi bir şekilde 2-3 hafta dua edin, hatta daha da fazla ve Allah'tan yol dileyin. Allah-u Teala mutlaka yol gösterecektir sonunda. Sonra bizim Amerika'nın bir muballiği yazıyor, Abdü Selim Bey, 25 sene önce Fiji'den Los Angeles'e geldiydi Amerika'ya ve Hristiyan ortamı olduğu için Hristiyanlığa girdiydi. Daha sonra bir Müslümanın tebliği neticesinde tekrar İslamiyet'e yöneldi. Diyor ki onların akrabalığı İnamul Hak Kavser ile oldu ve bizim camimize gelmeye başladı. Ahmediye cemaatinin detaylarını anlattık kendisine. Kitaplarda verdik okuması için ve tavsiye ettik. Dua ederek Allah-u Teala'dan yol arasın dedik. Ve istihare duasının mesnun yolunu kendisine söyledik. Sünnete bağlı olan. O da istihareye yattı ve rüyada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. İkinci gün Gayr-ı Ahmedilerin camisine gitti. Orada Arap şeyhler vardı. Onlar soru sormak istediler, sormalarına izin verdiler. Abdüselim ayağa kalktı ve dedi ki Kur'an ve hadise göre bu zaman Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın geliş zamanıdır. Ben dua ettim. Ya Rabbi sen bana yol göster. İmam Mehdi gelmiş midir? Eğer gelmişse kimdir? Ben onlara anlattım. Dedim ki benim rüyamda ben Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Aleyhisselam'ı gördüm. Bunun üzerine şeyh dedi ki bu şeytani rüyadır. Bunda asla doğruluk yoktur. Sen çoklukla avuzu ve salavat oku. Çok salavat okudu ve avuzu billah okudu ve Resulün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı tekrar rüyada gördü. Tekrar aynı meclise girdi ve zikretti.
Aynı şeyh yine dedi ki bu şeytani rüyadır. Abdüselim dedi ki bu çok tuhaftır. Gece ben çok euzubillahi okuyorum, salavat okuyorum, ondan sonra dua ediyorum. Ya Rabbi sen bana İmam Mehdi'nin gelişi hakkında bilgi ver. Fakat senin bildirdiğine göre bana Allah-u Teala cevap vermez. Yalnız şeytan bana cevap verir. Bu çok tuhaf bir şeydir. Bunu duyunca camide bir gürültü oldu. Dediler ki bunu dışarı atın, bu kafirdir, bu pistir. Öyle ki kadınlar tarafından da bunu ses yükseldi, bunu dışarı çıkarın dediler. Ben oradan çıkıp geldim. Ve bu rüya, bu hadiseyi anlattı bizim müballiğimize ve ondan sonra dedim ki benim kalbim açıktır. Tatmin edeyim. Şeyhin yanında bir cevabı yoktur. Ben şimdi biat etmek istiyorum. Ondan sonra da biat etti. Aynı gün, biat ettiği gün Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam tam olarak rüyasında kendisine göründü ve kendisine selam verdi ve Musa el sıkıştı ve Ahmadiyye'yi kabul ettiğinden dolayı kendisine tebrik etti. Ve ertesi gün ben çok memnundum. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'dan ben böyle bir onurla tokalaştım. İşte bu insanlar, bu şeyhler, ulemalar sözde geçen 120 seneden beri aynı şekilde ama insanlarını aldatıyorlar. Ve bugünlerde Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gerçekleşmektedir. Ben görüyorum dedik. Ben görüyorum ve siz de görüyorsunuz. Kafir diyenler ölüyorlar ve ben yaşıyorum ve benim cemaatimi de çoğaltmıştır. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam maddi vücuduyla bugün aramızda mevcut değil. Fakat cemaatin çoğalması ve rüya şeklinde insanlara gelerek doğruluğunu söylemesi hayatının bir delilidir. Endonezya'nın amiri yazıyor. Dedi Sunaria Bey, Ahmadiyya cemaati West Java Sianjur'un üyesidir. Cemaatin üyesi ona 2006 senesinde ulaştığı cemaatin kitaplarını okumaya başladı. Onun en fazla sevdiği kitap Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük kitap İslamiyet'in öğrettiği esaslar, İslami usul ki felsefi idi. Bunu okuduktan sonra Ahmadiyya cemaatini kabul etmek konusunda şüphe içindeydi. Bir gün dedi ki Allah'tan yol sormak için istihare edin. Durmadan dua etti ve Şubat 2008 senesinde rüyasında bir cümle duydu. Onun tercümesi şöyledir. Kendi dilinde. Eğer oraya gitmek istiyorsan önce kuvvetlenmelisin. Kuvvetli olmalısın. Ondan sonra da başka bir rüya gördü ve ondan sonra dedi ki 40 gün oruç tutsun. Bu oruçlarda 19. ve 21. gecesinde bir rüya gördü. Beyaz elbiseli bir şahs bir kelime, bazı kelimeler öğretiyordu. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimelerini tekrar ediyordu. Ahmadiyye doğrudur. Sen mutlaka Leyletul Kadr gecesine ulaşmıştın. Ve Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam İmam-ı Mehdi'dir. Bu keşif kaç defa gördü? En sonunda 2008 senesinde kendi karısıyla birlikte Ahmadiyya cemaatine katıldı. Ve ondan sonra da büyük zorluklara katlandı. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün zorluklara sabır ve hafsala ile göğüs gerdi. Kanada nın amiri yazıyor. Amir sahab likhte hain ke Saint Thomas Ontario'da yaşayan yerli birisi Bill Robinson adlı birisi vardı. Çok coşkulu bir Hristiyandı. Ancak yavaş yavaş Hristiyanlığından bıktı. Ve Allah-u Teala'dan dua etti. Ya Rabbi bana doğru yol göster. Bir gece çok kuvvetli bir şekilde dua ettim. Eğer Allah varsa
Bana doğru yol göster ya Rabbi. Eğer var isen sabahleyin gördüm ki onun e-mail kutusunda Ahmedi cemaatin bir broşürü vardır. Bil onun Allah-u Teala'nın bir alameti olarak cemaatle irtibata geçti ve 2011 senesinde Mart ayında cemaate katıldı. Müslüman olduktan sonra diyor ki yıkandım ve sanki bütün günahlar yıkanmıştır diye hissettim diyor. Yepyeni bir insan oldum diye o hisse kapıldı. Tabiata hayır olanlara Allah-u Teala fazla mucizeye gerek olmaz onlara. Allah-u Teala'nın bir yardımını düşünerek Ahmadiyya cemaatini okudu ve kendi kutu posta kutusunda bir broşür görerek okudu ve cemaate katıldı. Sonra Kazakistan'dan bir muallim Fuat Tukamu adlı bir muallimimiz bize yazıyor. 2010 senesinde bizzat cemaate katıldı. Ondan önce Sufi izm meyilliydi. İlk sorusu Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkındaydı. O Hazreti İsa Aleyhisselam ve İmam-ı Mehdi hakkında bizden duyarak hayret içinde kaldı ve dedi ki cemaate katılmaktan 3-4 ay önce bir rüya gördü. Birisi Arapçada bir şey yazmıştır yazı tahtasına. Onu okuyamadı. Fakat onun anlamı kendisine anlatıldı. İmam Mehdi aranızda mevcuttur dendi. Ondan 2 hafta sonra Almanya celsasına gördü celsasında MT üzerinde ve beni de gördü orada hitap ederken ve çok etkilendi derin bir şekilde. Ve bana gösterilmişti İmam-ı Mehdi gelmiştir ve İmam Mahdi'den bahsediliyor. Ondan sonra bu zat cemaate katıldı. Ahmadiyya cemaatini kabul etti. Sierra Leone'dan bizim misyoner yazıyor. Kanema bölgesinden Bandonga adlı köyünde Dr. Taun adlı Salih Liyaye ve Muallim Mustafa her üç dayı ilallah tebliğ için o köye gittiler. Tebliğ ettikten sonra Allah-u Teala'dan yol sormak için El Hacı Mustafa Kamu'ya istihare yolunu anlattılar. Böylece siz Ahmediye'nin doğruluğunu anlayabilirsiniz. İkinci gün El Hacı Mustafa Kamil daha Ahmedi olmayan sabah namazından sonra Allah'ın adına yemin ederek şehadet etti. Allah-u Teala hakkı kendisini göstermiştir, açmıştır. Diyor ki rüya görmüştür bu gece. Bisiklet üzerinde şehre gitmek istiyorum. Bazı kimseler kendilerinin fazla bilgili olduğunu zannediyorlar. Fakat Allah-u Teala kime hidayet vermek isterse onun için en küçük şeyde dahi ona yol gösterir ve anlayan onu anlarlar. Bakın diyor ki ben rüyada gördüm, rüya gördüm. Ben bisiklet üzerinde şehre gitmek istiyorum ve bavullar çok fazladır. Nasıl ben şehre gideceğim? Bir arada bir çocuk geldi ve mesaj verdi. Senin kardeşin Salih, bizim muallim, seni çağırıyor. Bizimle birlikte arabaya bin. Ben arkaya baktım. Benim kardeşim Salih Ahmedi olan başında güzel bir sarık vardır ve diyor ki gel arabayla şehre gidelim. O hemen anladı ki benim zorluklardan kurtulmam Ahmediye cemaatindedir ve bunda saygınlık vardır. Ondan sonra da gelip cemaate benim biatimi alın dedi. Şam'dan, Suriye'den Yasir Burhan adlı bir zat var. Diyor ki ben kendi kuzenden Ratiba Hariri'den cemaatin zikrini duydum ve hak benim kalbime girdi. Ve biat etmeye de razı oldum. İki gün önce ben iki rekat nafile namaz kıldım ve dua ettim. Ya Rabbi hak konusunda bana açık bir şekilde anlat ve ondan sonra ona tabi olmamı bana nasip et.
Diyor ki ben fazla tahsil görmüş birisi değilim. Rüya gördüm. Birisi benim elimden tutup beni çekip gidiyor. Ben uzun zaman onunla birlikte yürüdüm. Sonra dedim ki sen beni nereye götürüyorsun? O dedi ki belli bir müddet sonra göreceksin kendini. Ondan sonra ben orada ateş ve birçok insanı gördüm. Kıvılcımları. Ondan sonra korkulu bir şekilde onun elini bıraktım. Ondan sonra nur indi gökyüzünden. Ona gördüm ve dedim ki ben şimdi seninle birlikte yürüyemem. Çünkü bu nuru gördükten sonra ben teselli buldum. Bu rüyadan sonra kalbim açıldı ve ben elhamdülillah ondan sonra ben biat ederek cemaate katıldım. Mukarram Rana Al-Buhayna sahibi Ürdün'dendir. Diyor ki cemaat ile tanışmam hocam vasıtasıyla oldu. 3 sene önce MTA'yı gördükten sonra birkaç ay cemaate katıldıydı. Ben biat ettikten sonra kendi hocam da Allah-u Teala ile olan alaka konusunda çok ilerleme gördüm. Onun dua edişi ve namazlara ve huşu ve huzu değişti. Bana da Allah'tan bahseder, cemaatten bahseder ve cemaat-ı zamanın kitaplarını okumamı bana tavsiye ederdi. Özellikle İslami usulki filosofi okumamı istedi ve onu çok sevdim. Ondan sonra Arapça bir kitap, At-Tabliğ adlı kitabı eseri okudum. O da çok güzeldi. Ondan sonra ben Allah-u Teala'ya kalbimi açması için dua ettim. Birçok rüya gördüm. Onlardan bir tanesi buydu. Diyor ki ben gördüm. Benim kocam değişik renkte güllerle süslü olan yüksek bir yerde var. Birçok insan var orada ve çok hepsi mutludurlar. Ben aşağıdayım köyde ve onlara bakıyorum. Ve istiyorum ki ben de onlarla birleşeyim. Ben oraya doğru çıkmaya başladım. Üstteki doğru çok güzel yol vardı. Her taraftan renk renk çiçekler vardı. Yukarı çıkarken ben yorulduğum zaman orada pınarlardan su içerdim. O da çok tatlı olurdu. Öyle bir su ben hayata içmedim. Ondan sonra ben anladım ki Hazreti Akdis Mesih Mevdu Aleyhisselatü Vesselam'ın her ne beyan ettiyse o gerçek İslamiyet'in güzel talimatı odur ancak. Ondan sonra kocama dedim ki ben de biat etmek istiyorum ve böylece cemaate katıldım. Sonra El Cezayir'den Fethiye adlı bir bayan diyor ki ben MTN'in birçok programı gördükten sonra Allah-u Teala'nın huzurunda dua ettim. Rüya gördüm. Ben çok büyük bir cemaatin içindeyim. Onun imamı benim hakkımda diyor ki 5. halife bu elbiseyle onunla başkanlık ediyor bu cemaate. Ve kapılar açıktır. Ve orada nur vardır o camide. Bu rüyadan sonra 9 Şubat 2010 senesinde ben biat ettim. Ve kuvvetli bir şekilde cevabı bekliyordum. O rüya, gece rüya gördüm. Ben bir aynayı görüyorum. Kendi şeklimi gördüm. Çerçevede çok aydındı. Ben hayatımda o kadar güzel görmemiştim kendimi. Ondan sonra birdenbire resim kayboldu ve aynada benim küçücük güzel bir resim orada belirlendi. Ben çok mutluydum. Soluma baktım. Benim bir yardımcımı gördüm orada. Dedi ki bak Ahmadiyya cemaatinin etkileri nasıl senin içinde belirmektedir. El Cezayir'den Muhammed Yayyabi diyor ki birkaç ay önce biat ettim. Benim Selim adlı oğlum vasıtasıyla o da birçok kanalları seyretmeyi sever ve MTA'yı da gördü. Orada Ali Hivarul Mubashir vardı. Birkaç program seyretti ve onlar arasında telefonda etti ve Arapça da
web site'ta bulunan kitapları okudu. Hiçbir şey din dışına bir şey bulmayınca, delilleri görünce de biat etti. Fakat ben biat etmeden önce istihareyi yaptım ve Yüce Rabbime dua ettim. Ya Rabbi, bu zat yani Seyyidina Ahmed Aleyhisselam'ın gerçeğini bana söyle. Rüyada bazı insanları gördüm ve kasırganın karşısında duruyorlar. Kapısının, evin kapılarının perdelerine yapışmışlardır ama onu yakalayamıyorlar ve o da kalkıyor ve onların perdeleri kalmıyor ve evden her şeyi görmek mümkün olur. Ondan sonra ben hissettim sanki çok büyük bir deprem vardır. Ben kendiliğimden korkulu bir şekilde kelime-i şehadeti okudum ve kalp içtenlikler 3 defa okudum. Ondan sonra teselli buldum. Ezan müezzinin sesini duydum. Ondan sonra uyandım. Benim gözlerim yaşlar içindeydi. Allah korkusu neticesinde namaz için kalktım. Benim korkum yok olmuştu ve teselli bulmuştum. Bu rüyayla Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Aleyhisselam'ın doğruluğunu ben anladım. Ben onun için dua ediyordum. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisi olarak insanları karanlıklardan nura getirmek için gönderildiğini anladım. Tahir Hani Bey yazıyor. Bir müddet önce Lübnan'dan bir dost, bir Cemil adlı bir zat biat ettiydi. O kız kardeşi Yasemin ne tebliğ etmeye başladı. Fakat o kabul etmiyordu. Bugün rüya kitabında yazdı. Şimdi bir rüya neticesinde biat etmeye karar vermiştir. Cumartesi günü ikindi namazını eda ettikten sonra hidayet aramak için Allah-u Teala'ya çok dua ettim diyor. Gece yatağa gitmeden önce Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti ile ilgili kitabını okuyordum. Tabii ki düşmandı ama o kadar muhalifte değildi ki kitap okumasın. Ondan sonra rüya gördüm. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm insanlar arasında. Niye biat etmek istiyorsun? Dedim ki sizin sözleriniz doğrudur, onun için biat etmek istiyorum. Ondan sonra rüyada biat ettim. Ondan sonra uyandım ve dedim ki hakikaten o rüya değildi. Sanki gerçekten daha gerçek idi. Mahmud Yahya Ali Yemen'dendir. Yazıyor. Ben Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu anlamak için istihareye yattım. Rüyada kendisini gördüm. Kabe'nin kapısının yanında beyaz bir ağacın altında 2 metre yüksekliğinde bir ağacın altında duruyor ve bir kitap okuyor. Ondan sonra ben uyandım ama onun kelimelerini unuttum. Birkaç gün sonra tekrar gördüm. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ta minberde konuşuyor ve ondan sonra ben uyandım. Ondan sonra insanlar hakkında ben tebliğ yapmaya başladım insanlar. Onlar beni alaya aldılar. Diyor ki ben hastayım. Bana dediler ki sen delisin. Deli olmuşsun. Delirmişsin. Bazı kimseler sövdüler beni. Bazı kimseler benimle konuşmayı terk ettiler. Fakat ilahi cemaat ile alay. Bu eski alışkanlıktır. Kur'an-ı Kerim'de de bundan bahsedilmiştir. Sonunda ben çocuklarım ve karımla birlikte biat ettim. Abdülkadir Ahmet sahip Yemen'den yazıyor. 2 seneden beri MTA'yı diyorum. Bu soruların cevabı hiçbir insanda yoktu. MTA'da ben onun cevabını duydum. MTA Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördüm ve şehadet verdim ki bu yalancı olamaz. Ondan sonra birkaç tane rüya gördüm. Birkaç tanesini arz edeyim. Diyor ki bir defa gördüm. Hazreti Ezrail bana diyor ki senin ömrün bitmiştir. Sonra
güzel bir yere götürdü beni. Orada gayri Araplar beyaz elbiseler içinde, saraklar içinde idi. Ondan sonra Azrail benim alnıma üzerinde Besmele ve Fatiha suresini okudu ve ondan sonra ben bayıldım. Ondan sonra rüyada oluyordu, ondan sonra uyandım. Galiba bundan murat budur ki Ahmadiyya cemaatiyle tanıştıktan sonra temiz bir hayata doğru benim yolculuğum başlamıştır. Rüyada gördüm ki Mesih-i Deccal'ı da gördüm. O da bastonlarla yürüyordu. Ben ilerleyerek onun boynunu kırdım. Bunun yorumu aklıma geldi ki Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikten sonra benim ve benim imanıma asla kimse zarar veremeyecektir. Belli bir müddet sonra tekrar rüya gördüm. Mesih Meryem oğlu İsa'yı gördüm. Ve geri döndüğünü gördüm. Demek ki artık Hristiyanlığın sonudur diye bir yorum yaptım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Resulullah bir yerde oturuyor ve nur dolu yüzünü görüyoruz. Mercan incileri gibidir onun rengi. Üçüncü halifeyi gördüm bir defa. Ve elini öperek ağlamaya başladım. Şefkatli bir şekilde dedi ki gel namaz kılalım. Ondan sonra namaz kıldım rüyamda. Ondan sonra biyet etti. Nijerya'dan bizi müballik yazıyor. Nedim Bey. Benva istasyonun bir imamı Halid Şöyb ile bizim muallim irtibata geçti kendisiyle. Ona cemaatin kitaplarını okumak için verildi. Onun enterese oldu. Abuja'ya geldi. Ve müballikle soru cevaba girdi ve birçok Arapça kitaplar elde etti. Birkaç gün sonra İmam Bey anlattı ki ben şimdi teselli buldum ve ben bir rüyada gördüm. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Nijerya'da büyük bir topluluğa hitap etmektedir. Ben Hausa dilinde onun tercümesini yapıyorum. Konuşması bitince Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bana iki kalem ve bir kitap verdi. Onun için ben şimdi teselli buldum ve Ahmedi oldum. Ondan sonra bir mektup, Hausa dilinde bir mektup yazdı. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddialarından bahsetti ve dedi ki cemaatin kitaplarını okumuştur. Onda Al-Mesih-i Nasiri fil Hind ve Al-Kolusari fi Zuhuril Mehdi vel Mesih bunun kapsamındadır. Ve iman ettim ki Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bizim beklemediğimiz Mesih'dir. Onun için cemaati kabul ettim. Sonra dedi ki diğer imamlara da davet, onları da davet ediyorum bu cemaate katılsınlar. Şunu da yazdı. Kendi tarafından Al-Kavlus Sari vel Fî Zuhuril Mehdi vel Mesih Hausa dilinde onun tercümesine girmişti. Fakat birkaç gün önce ben rüya gördüm. Beyaz bir insan, beyaz elbiseli yanıma geldi ve dedi ki Al-Mesih-i Nasri fil Hind'in tercümesini yap. Bu benim kitabımdır ve bu tercümeyi Gogi bölgesinde kendi vatandaşlarına ulaştır. Onun tercümesine başladım ve şimdi bitirmek üzereyim. İnşallah Teala bütün kavmime Ahmediye'nin mesajını ulaştıracağım. Burkina Faso'dan bizim misyoner yazıyor Muballik. Bizim bir muallimimiz, bir dostu Zeyna Abu Bakır'a dedi ki eğer Ahmediye cemaatinin doğruluğunu anlamak istiyorsan sana bir yol göstereyim. O da şu ki her gün aksatmadan iki rekat nafil oku ve Allah-u Teala'ya dua et. Ahmediye cemaatinin doğruluğunu sor. Allah-u Teala mutlaka sana yol gösterecek. Aynısını yaptı ve bir gün Zeyla Abu Bakır rüya gördü. Adamın birisi beyaz renkli geldi ve dedi ki yukarı gel.
o yüksek bir o koltuktaydı ve bizi de çağırıyordu. Zeyla Abu Bakır diyor ki ben ve bizim köyümüzün imamı birlikteydiler. O beyaz adam bize yukarı gelin dediği zaman ben hemen yukarı çıktım. İmam Bey arkada kaldı, ben gitmem dedi. Elimi bıraktı. Ona resim gösterilince dedi ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam idi, rüyasında gördü. Ve imana davet eden zat oydu. Ondan sonra bu zat biyet etti. Mahmud İsa Bey Suriye'dendir. MTA ile bir kozen vasıtasıyla doktor olan bir dostumla bir isiyle tanıştım ve o da mukazzibinler arasındadır. Diyor ki birisi Mehdi olduğunu söylüyor ve ona bağlı olanlar her yerde var ve ölüm üzerine de 100 sene geçmiştir. Ben ondan MT hakkında bilgi edindim. Başlangıçta ben aldandım ve dedim ki İmam Mehdi geldi ve geçti ama bizim haberimiz olmadı. Ben özellikle bekliyordum. O gelerek Ahmadiyya Arap ülkelerine hürriyete kavuşturdum. Dedim ki bu ümmeti nasıl hürriyete kavuşturan olabilir? Hiç kimse ona biat etmemiştir. Sonunda ben kuzenime dedim ki belki buna doğru olabilir ama hiç benim sözümü dinlemedi. Diyor ki ben bir salih bir insan değilim. Dinim yoktu hatta. Dinsizin tekiydim. Namaz dahi kılmazdım ve içki dahi içerdim. Ancak buna rağmen ben daima doğruyu aradım, hakkı aradım. 4 sene önce ben rüya gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Kendi bir çadırdadır kendisi ve etrafında eshaplar vardır. Ben ilerledim, baktım ki orada nur yüzlü bir insanı da gördüm. Oradaki insanlara sordum. Bu zatın sakalı yok. Resulullah'ın şeklidir. Bu gençlik şeklidir dediler. Sonra 2 sene önce ben MT'ye görmeye başladım. Baktım ki rüyada gördüğüm yüz Hazreti Kadiyani Mirza Gulam Ahmed'in yüzüydü. Şuydu ki Resulullah'ın sakalı vardı. Ama diğer şekil aynen oydu. Rüyada gördüğümün aynısı. Ben beyat konusunda geciktim çünkü benim işlerim iyi değildi ve ben cemaate katılarak cemaatin ismini kötüye çıkarmak istemiyordum. Yani katılanlar böyle düşünüyorlar diyor Amirul Mu'minin. Ve biz eskiler için de bir düşünmemiz gereken bir şey konudur. Ben Lübnanlı bir dergide yazı yazıyorum, şiir dahi söylüyorum. Divanımı çıkartmak istiyordum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şiirlerini okuyunca benim hayatım değişmiştir külliyeten. Kendi şiirleri olağanüstüdür. Kırgızistan'ın muballiği yazıyor. Bir genç Tinçtik adlı birisi kendi olayını anlatıyor. Diyor ki ben bir müddet sonra Ahmadiyya cemaati konusunda bilgi ediniyordum ama hala biat için ben kalbim açık değildi. O günlerde ben rüya gördüm. Siyah renkli birisini gördüm. Fatiha suresi La ilahe illallah okumaya başladım. Ondan sonra nur yüzlü birisini gördüm. Bir kağıt gördüm. Üzerinde de Arapça yazılı. Onu okumaya başlıyorum. Fakat anlamıyorum. Ondan hemen sonra görüyorum ki sol tarafta Rusça'da yazıyordu. İslam gerçek din ve yüksek sesle ses geliyordu. Ahmediyet gerçek İslam. Bu rüyadan sonra ben mutmain oldum. Teselli buldum ve cemaate katıldım. Endonezya'nın amiri yazıyor. Mukarrem Runi West Jakarta'nın üyesi Ahmadiyya cemaatine katılmadan önce beyaz nur yüzlü birisini gördü. Başında sarık vardı. Bu rüya onun üzerinde çok büyük etki yaptı. Birkaç gün sonra
bir dostunun evine gitti bu zat ve aynısını gördü, rüyada gördü, zatın resmini gördü onun evinde. O resim hakkında sordu. Onun dostu anlattı ki bu İmam-ı Mehdi, Ahmadiyye cemaatin kurucusu Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam'ın resmidir. Ondan sonra Rumi Bey cemaatin kitaplarını okumaya başladı. Ve karısı diyor ki bazen cemaatin kitaplarını iki günde okurdu. Küçük küçük kitaplar. 2000 senesinde biat etti sonunda. Ve geçenlerde Endonezya'da 3 kişi şehit edilmiştir. Onlardan birisi de bu zat idi. Benin amiri yazıyor. Basra bölgesinden bir köyde Koko'da bizim muallim Hüseyin'i Eliyop birkaç defa tebliğ için gitti. Oranın imamı Mevlü Abdü Samet cemaate çok büyük muhalif idi. Orada tebliğ yapmamıza mani oluyordu. O imam ile de kaç defa konuştuk ama muhalif etmeye devam etti. Muallim Aliyo diyor ki 8 aydan sonra bu Mola ile irtibatımız yoktu. Bir gün sabahleyin bu Mola telefon etti ve görüşmek istedi. Yanına gittiğimiz zaman dedi ki bu gece rüyada sizin imamınız 5. halife yani beni gördü rüyasında ve bana diyor ki neyi bekliyorsun? Cemaate gir. Bu kelimeler kaç defa tekrar etti rüyada. Şimdi ben korkudan dolayı cevap veremem. Bana anlatılmıştır ki Allah Teala tarafından bu açık bir delildir. Ahmadiyye cemaati doğrudur kabul et. Ondan sonra Molla muhalefet etmeyi bıraktı ve diğer arkadaşlarını da cemaate çekmeye başlamıştır. Ve hepsini getirerek cemaate katılacağım inşallah. Onun muhalefeti bırakmak neticesinde orada biyetler olmuştur ve 51 biyet o imamın vasıtasıyla olmuştur. Endonezya amiri yazıyor. İda Skandiyana Ahmadiyye Padong cemaatin üyesidir. Küçük bir kız idi. Fakat buna rağmen birkaç rüyada İmam-ı Mehdi Aleyhisselam ile görüşmüştü. Bilmiyordu ki İmam Mehdi kimdir. Nakşibendi oldu. Hareketine katıldı. Fakat rüyada gördü İmam-ı Mehdi'yi arıyordu ama bulamıyordu. Mayıs 2007 senesinde bir gün onun yeni komşusu kendisini davet etti. Zafrullah Ponto idi bizim muballiğimiz tesadüfen. İda Sekandiyana onun evine girer girmez o bir ürperti içindeydi. Orada emtiye vardı. Ve dördüncü halifenin bir programı vardı emtiye üzerinde. Hemen dedi ki ben bu zatı kaç defa rüyamda gördüm. Ondan sonra 2007 senesinde biat ederek cemaate katıldı. Kırgızistan. Kırgızistan ke selamet üstubet adlı birkaç sene önce Londra'da biat etti. Şu anda Kırgızistan cemaatinin başkanıdır. Biat etmeden önce diyor ki ben İslamiyet'e nefret ediyordum. Din ile benim hiçbir alakam yoktu. Ahmadi olmadan önce 2 sene önce bir rüya gördüm. Ve diyor ki tamamlandığını gördüm. Bir rüya gördüm bir gece. Benim abim Nur'un bana diyor ki ben Allah-u Teala tarafından peygamber olarak geldim. Bana inan. Diyor ki ben inanacağım. Ondan sonra diyor ki siz hepiniz cennete gireceksiniz ama cennete girmek için Allah-u Teala'nın yolunda mal fedakarlığı yapmak gerekli. Rüya bitiyor. 2 sene sonra Ahmadiyye cemaatine katılıyor bu zat. Ve Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabı Risale al-Vasiyet'in Kırgız dilinde tercüme edildi ve bunu okuyunca vasiyet nizamına katıldı ve
Dedi ki ben iki sene önce gördüm rüyayı, şimdi gördüm. Allah-u Teala Ahmadiyye cemaatinin doğruluğunu bana öncelikle söylemişti. Vasiyet ilahi bir nizamdır. Ona katılmak benim için bereketlidir. Abdülkadir Haddad el-Cezayir'dendir. 2004 senesinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i iki kişi arasında gördüm. Birisi yaşlı, birisi 45 yaşındaki bir genç. Sakalı uzun ve başında da sarık var. 2006 senesinde tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm rüyamda. İki zat şeklinde. Resulullah'ın yüzü nur yüzlüydü, çehresi ve dedi ki emi mutlu ol, bu Allah'ın Resulüdür. Ondan sonra iki ay sonra ben emtiye üzerinde Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın resmini gördüm. Aynı ikinci zatın resmiydi. Ve ondan sonra 15-20 gün sonra ben emtiyenin programlarını seyrettim ve ondan sonra cemaate katıldım. Kongo Kinshasa'nın amiri yazıyor. Kongo Kinshasa likhte hain. Didi Kangala Bey, Didi Kangala logo Masih şeklinde Abu Khatır Hristiyan idi. Birkaç aydan beri tebliğ ediyorduk, biat etmiyordu. Bir gece rüya gördü. Birçok tehlikeli hayvanlar kendisine saldırıyorlar. Allah kelimesini diyerek onlara üflüyor ve onlar o hayvanlar düşüyorlar. Bu müddet bu rüya gördü. Sabahleyin merkezimize geldi, coşku içindeydi. Orada insanlara da rüyasını anlatıyordu ve şehadet etti. Ahmadiyye cemaati doğrudur ve İslam hak dinidir ve o gün biat ederek cemaate katıldı. Ve ihlas ve vefa ile cemaate bağlıdır. Irak'tan, Mısır'dan birisi, Sami adlı birisi, 3 sene önce biat etti. Diyor ki, ben bir Hristiyan bir papazın İslamiyet'e saldırılarına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küstahlığını dinliyordum ve yanıyordum ama cevap veremiyordum. Bu his beni öldürüyordu, içten kemiriyordu. Çünkü ben Mısır'ın bir camisinde hatip idim. İslam bilgilerini biliyordum. Fakat bir nasıl ben bunun nasıl cevap vereceğinin, nasıl aciz olacağının sebebini anlayamıyordum. İnternet üzerinde bu konuda biraz araştırdım. Şu neticeye vardım ki geçen tefsirler ve ulemalar bu papaza cevap veremezler. Ve onlar yüzünden bu papaz itiraz ediyor. Sonra birdenbire Mustafa Sabit Bey'in kitabı Acıbeba Anil İman elime geçti. Kendisi hakkında bilgi edinmeye çalıştım ve cemaatin web sayeti ve MTA ile tanıştım ve daha fazla mutala ettim. MTA'nın programlarını seyrettim ve inandım ki bu bilgiler bir insanın çabasının neticesi değildir. Sonunda 2 sene ben bilgi edindim. Kur'an-ı Kerim'i elde ettim. Bunun neticesinde rüyada Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ı gördüm. Benim elimden tuttu ve beni bir yere götürdü. Orada Hani Tahir, Abu Dakka Tahir Nedim bir yemek yiyorlar bir masada. Beni de onların yanında oturttu ve ondan sonra Allah-u Teala bana biat etmemi nasip etti. Rusya'dan bir kadın 2009 senesinde biat etti, rüyasını anlatıyor. Ramazan'ın son 10 gününde rüya gördüm. Benim hayatım iki kısımdır. Satranç gibi zordur. Sonra birisi ona diyor ki ortaya gidene kadar her şey değişmiş olacak. Sonra ikinci kısma girer girmez bir yemyeşil bir saha görüyorum. Orada güzel ışık vardır. Güneş yanmaktadır. Bana deniyor ki bu Hindistan'dır. Ondan sonra bir kaleyi görüyor. Ama oraya girmesine izin verilmiyor. Deniyor ki oraya girmek için mutlaka bir şey yapmalısın. Ondan sonra senin oraya girmene izin verilecek. Bu rüyadan 2-3 hafta sonra Ahmadi olmayan bir imam fakat Ahmadiyye cemaatinin muballiğiyle bilgi ediniyordu.
Ahmadiyya merkezinde bizim mübellik Tahir Hayat'ın yanına geldi. Bu kadına bilgi verildi ve hayret içinde kaldı. İmam Mehdi Hindistan'da gelmiştir ve bana rüyada göstermiştir Allah-u Teala. Bir güneş şeklinde Hindistan'da yandığını ve böylece rüya görerek cemaate katıldı. Ben birkaç tane olayı almıştım diyor Emirül Müminin. Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki şimdi zamanı gelmiştir ki İslamiyet'in yüceliği ortaya çıksın. Ve bu gaye ile ben geldim. Müslümanlar benim gökten inen nurları ve bereketlere değer versinler ve Allah-u Teala'ya şükretsinler. Tam zamanında Allah-u Teala onlara yol gösterdi. Allah-u Teala verdiği söze göre bu musibet anında Müslümanlara yardım etti. Ancak eğer onlar Allah-u Teala'nın bu nimetine de değer vermezlerse Allah-u Teala asla onları aldırış etmeyecek. O Allah kendi işini yapacaktır fakat bunlara yazık olacak. Allah-u Teala Müslümanların kalplerini de açsın ve gerçeği tanımak için Allah-u Teala ile gerçekten yardım isteyenler olsunlar. Allah-u Teala bizim de imanlarımızı daha da kuvvet vermeye devam etsin. Bu cuma namazından sonra ben bazı cenaze gayipleri kıldıracağım. Birisi bir Ahmedi Suriye'den bir arkadaş var. Ahmedi Baki. 5 Mart günü vefat etmiştir kanser neticesinde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çocukluğundan beri cami ile bağlıydı ama güzel kalbi neticesinde tanıdı. Gayri Ahmedilerin camilerine giderdi. Mollalarının söylediğini kendileri yapmıyorlar. Amelleri başkadır, sözü başkadır, sözleri. Allah-u Teala onlara nefret uyandırdı onun kalbinde. Fakat Allah-u Teala lütfetti. Maddiyata yönelmedi. Allah-u Teala Ahmadiyye cemaatiyle tanıştırdı onu. İstihareye yattı. Bu da benim beyan ettiğim konunun bir devamıdır. İstihare okudu. Rüyada Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Bir Selefi Molla'ya doğru gitmiştir. Ve yaklaşınca Molla oradan kayboldu. Huzur Aleyhisselam bu gence dikkat ediyor ve diyor ki bu Molla uzaklaştırılmıştır. Ondan sonra bu etkilendi rüyasından ve 15 Temmuz 2009 senesinde 17 yaşındaydı. Biyet ederek cemaate katıldı. Kanser hastasıydı. Yine tebliğ etmeyi çok severdi. Kendisini döndürmeye gelen Molli kendi sorularına cevap veremedi. Doğru rüya görürdü. Bugünlerde Suriye'nin durumu hakkında da bir sene önce rüya görmüştü ve insanlara söylemişti Suriye'nin bu duruma gireceğini. Onun cenazesini kıldıracağım. İkincisi Tamir Raşid 8 Nisan 2011 senesinde Suriye'nin Humus adlı şehrinde orada yürüyüşler düzenlenmektedir. Orada körü körüne kurşun atıyorlar. Evlerinden de kurşun atılıyor. O konuş. Bu arada bu zata şehit düşmüştür. Bu kurşunların neticesinde. Kurşunların neticesinde diyor ki ben ev dışındaydım. Abim beni aramak için dışarı çıktı ve kendisi geri döner dönmez bir kurşun isabet etti, kalbe isabet etti ve orada şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Birkaç gün önce anlattı ki benim hakkımda ben burada bir hutbe vermiştim. Ben o mesajı anlamıştım. Ve asla ben yürüyüşlere katılmıyordum. Dışarı çıktım. Ve orada tesadüfen kurşun aldı bu zat.
çok seven ve mizacı iyi olan bir zattı. Karısı dışında bir oğul ve iki tane kızı vardı. 31 yaşındaydı. Biyetten önce Şeyh Abdul Hadi Albani'ye tabiydi. O da Mehdi olduğunu diyor ki İsa Aleyhisselam onun camisine girecek. Sonra vefatının vesiyat-ı mefihin delillerini duyunca 2008 senesinde biyet ederek Ahmedi oldu. Üçüncü cenaze Muhammed Mustafa Rad Bey'in cenazesidir. Suriye'den cuma namazını eda ettikten sonra uzanıyordu evinde. 6 ay yürüyüş vardı. Onun oğlu bakmak istedi, onu geri almak için ilerledi. Fakat bir kurşun geldi ve gözüne isabet etti ve orada vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1971 senesinde doğmuştu ve havaalanında iş yapardı. MTA vasıtasıyla 2008 senesinde araştırdıktan sonra cemaate katıldı. Karısı Ahmedi değil ama Ahmediye'nin doğruluğunu kabul ediyor. Allah-u Teala onun da biyet etmesi kendisine nasip etsin. Oğul ve kız kardeş dışında onun birçok aile üyesi cemaate katılmışlardır. Çok ihlas sahibi, hilafeti seven bir zat. Çocukların durumu da böyledir. Allah-u Teala hepsine sabır versin. Bir cenaze bizim Lütfurrahman Şakir uzun bir hastalıktan sonra 27 Nisan günü vefat etmiştir. 80 yaşındaydı. Mevlana Abdurrahman Anver ikinci halife Müslim Mevud radıyallahu ta'ala ve üçüncü halifenin priva sekreteri idi. Onun büyük oğluydu. Tarike Cedid'in ilk üyeleri arasındaydı. Hayatını vakfetmişti. Vakfi zindigi. Fazl-i Umar Hastanesi'nde dispanserde çalışırdı. Doktor Mirza Munavver Ahmed ile birlikte üçüncü halife ile birlikte yolculuk da yaptı. Afrika ve Avrupa yolculuğuna katıldı. Derin hilafet ile derin alakası vardı. Hizmet eden bir zattı. Hazreti Ammacan, Hazreti Ummul Muminin radiyallahu anha ve Hazreti Müslim Mevud radiyallahu ta'ala anhu üçüncü halife hepsine hizmet etmek kendisine nasip oldu. İğne vururdu. Onun iğnelerin onu da saklamıştır. Sirinci derler İngilizce'de. Rabba ta şimdi orada Allah-u Teala'nın lütfuyla Fazl-i Umar Hospital ve Heart Institute ve sahre birçok yol yerler vardır. O günlerde yanlı Doktor Mirza Munavver Ahmed olurdu. Doktor Muhammed Ahmed olurdu. Doktor Haşmetullah sahibin oğlu. Laboratuvar Hazreti Lütfurrahman Şakir orada görevli olurdu ve ne zaman gerek olursa eve çağırırlardı. Oradaki tıp kolaylıkları gülerek verirdi, yardım ederdi. İlk Rabbah'ın Fazl-i Umar Hospital'da çalışanlardan birisiydi. Allah-u Teala onun derecelerini daha da yükseltsin. Karısı Azad Khan sahip Kazi Muhammed Reşid Khan'ın kızıdır. Musi idi bu merhum. Musi de merhum. Şunlarda Almanya'da idi. Çocuklar da Almanya'dadır. Belki cenazesini Rabb'a götürecekler. Bütün o merhumların
kayıp cenaze namazını kıldıracağım. Allah-u Teala derecelerini yükseltin ve gelecek nesilleri dahi Ahmadiyye cemaatine ve hilafet ile bağlı kalmalarını, vefa göstermeleri kendilerine nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر